Arkadaşlar, argo, cinsel içerikli, hakaret içeren, gelenek göreneklere aykırı ne varsa eliyorsunuz. Sanayım bak, müşteri böyle bir liste gönderdi. Bunu iyice ezberle, mailleri okurken zaman kaybetmeyelim. Tabii. Arkadaşlar, beğenmediklerinizi kendiniz eleyin. Beğendiklerinizi bana veya Deren'e verebilirsiniz. Orijinal fikir yok ya. Bu ne? Arkadaşlar, kim getirip önüme koyuyor bunu? Gerçekten çöp gibi bir şey bu ama. Gerçekten iyi fikriniz varsa önüme koyun. Böyle kağıt yırtmakla efor sarf etmek istemiyorum ben. Ne mesela? Bu da çöp. Bu da çöp. Bunu da yırtacağım. Bunu da yırtacağım çünkü çok da sıkıldım. Sıkıldım. Can. Hı. Ha, seni de böyle hafta sonu gerçekten rahatsız ettik. Polen'e de çok ayıp olmuştur. Polen döndü İngiltere'ye. Aa, Polen İngiltere'ye mi döndü? Arkadaşlar, Can Bey'le Polen ayrılmış. E o zaman, tamam. Arkadaşlar, ruh hastası mısınız? Niye alkışlıyorsunuz? Saçma sapan hareketler, burada çalışmaya çalışıyoruz. Yani bu şirket seviyor ayrılıkları. Benim de başıma gelmişti. Hemen alkışlamışlardı Can Bey. Ben hiç bilmiyordum. Gerçekten çok üzüldüm Can. Gerçekten çok üzüldüm. Botoksumu yeni aldım. Çok üzüldüm. Ben kahve koyayım. Ben getir götürücüyüm. Ben koyabilirim. Can Bey, ben koysaydım kahveyi. Tamam, şey yapma, üstüne alınma sen şimdi. Tabii gergin durumlar bunlar, ayrılık falan ama geçer. Her şey geçer. Her zaman yeni hayat başlar. Olsun. Çalışmaya demesinler ama bana. Ay, ne güzel oldu böyle yeşillikler için. Ya kızım, deli misin sen? Hani uzak duracaktın adamdan? Ya sen sussana. Şu anda mantığının sesini duymak istemiyorum ben. Sus. İç sesinim ben senin. Kulağını kapatarak duymaktan kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Gitme yanına. Fırsat geçti işte eline. Uzak dur. Öyle kolay değil gitmemek. Kolaysa kalbime söz geçir. Bana ne gideceğim? Yemin ederim delisin sen. Öyleyim değil mi? Sen de beni böyle sev.